Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi jantın durumu içler arası kıvamda. Marşpiyel ve ön tamponun alt kısmına baktığınızda da otomobilin genel durumu da pek iyi sayılmaz. Önce jantları ve davlumbazları temizleyeceğim. Sonra da vakit kalırsa otomobilin geri kalan kısımlarını temizleyeceğim. Zira saat şu an 5. Neyse ki bulutlar geldi de güneş maskelendi. Neyse, uzatmayayım. Eminim birçoğunuz kullanmıştır Valet Pro markasının Bilberry adlı jant temizleyicisini kullanacağım bu jant üzerinde. Ürün bu. Bu ürün içerisinde neler var diye merak ederseniz bir çıktı aldım. Onu bir göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi Valet Pro'nun kendi sayfasından bunu temin ettim. Silisilik asit, sodyum tuzu, trisodyum sitrat, sodyum hidroksit 3. sırada. Ve daha nice sodyumlu ürünler var burada gördüğünüz üzere. Sodyum hidroksit için %1 ile %10 arasında kullanıldığını yazmışlar MSDS dokümanına. Bayağı geniş bir skala. %1 mi, %10 mu, %9 mu, 9.5 mu, 9.99 mu? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Kimyager de olmadığına göre yapacak bir şey yok. Ölçüm yapamayacağım. En fazla pH değerini ölçebilirim ki onu da birazdan yapacağım. Hiç kullanılmamış olan ürünün ağzında şöyle bir emniyet kilidi var. Bunu açıyorsunuz. Sonra da şurada bir parça var. Ondan kurtulmanız gerekiyor. Tetiğe hızlı basarsanız çıt diye gidiveriyor zaten. Bir bakalım. İçmez miyiz? Vişne suyu gibi. İçelim de bulalım aradığımız belayı. Buradan da anlaşılacağı üzere hayli kuvvetli bir bazik ürün var karşımızda. Renkten dolayı da biraz bizi aldatabilir ama ben diyorum ki pH 13-14 arasında değerlerde bir yerlerde. 12 olmasına pek ihtimal vermiyorum. Şimdi bu ürünü ben saf halde kullanacağım. Zira arkasında da benim videonun başında söylediğim gibi sodyum hidroksit içerdiğinden bahsetmişler zaten. Sürfaktanlar da varmış. Dikkatli bakıldığında bayağı bir şey var içeriğinde. 1'e 3 ile 1'e 10 arasında da ürünü seyreltip kullanabilirmişsiniz. Ben şimdi hiç seyretmeden kullanacağım bu ürünü. Bakalım başımıza neler gelecek.
renginden dolayı da kırmızı kırmızı bir yüzey yarattı. Yüzeyi kırmızı yaptı, Türkçesi daha doğrusu. Konuşabilsem neler anlatacağım da konuşamıyorum. 41 yaşıma geldim, hala konuşamıyorum. Kısmet. Biraz bekleyelim bakalım. Beş dakika kadar ürünün etki etmesini bekleyin diyor. Sonra da basınçlı su tutun diyor. Ben laf dinlerim. 5 dakika bekleyebilir miyiz? Orası muamma. Pek 5 dakika beklenecek bir hava yok sanki. Zira ürün yüzeyde kuruyabilir. Endişem var. Hani iyisi mi bir basınçta su tutayım. Adamların memleketi tabii bol yağışlı. Yazın bir de montla gezilecek havaları var. 5 dakika bekle diyor. Kolaydı öyle 5 dakika beklemek. 17 derece dışarısı. Neresine bekleyeyim ben? Eklemiyorum abi ya. Aman. Böyle geriye de alayım da. Jant tertemizmiş gibi gözüküyor. Bir bakalım. Gerçekten de temizlendi mi? Sana göstereyim. Tertemiz. Pek bir şey gözükmüyor. Burada birazcık var. Şu araya pek etki etmemiş. Yine bir miktar var. Saf halde kullanımda temassız yıkama sonrasında sonuç böyle oldu. Dikkatli bakınca da zaten özellikle jant aralarında, jant kollarında kirler olduğu gibi duruyor. Fırça kullanmak lazım bu üründe. Saf hali böyleyse sulandırınca ne oluyor? Merak ediyorum. Onu da başka bir videoda gösteririm. Bugün fazla vaktim kalmadı. Affınıza sığınıyorum. Zaten 10 dakikalık bir video olmuş. Hadi görüşürüz.